Diyorum. Bakın şurası bana çok acı gelir hep. Türkiye'de e, çok yetişmiş insanlar, demin de konuştuk. Bir F-16 pilotu yani siz, ben olamayız F-16 pilotu. Çok, özel şeyler. Yani çok özel, yani çok özel şeyler. Siz hukukçusunuz. Yargıçlar, yüksek yargı mensupları bir marangozdan bakın hiçbir mesleği kötülemek anlamında söylemiyorum. İlkokul mezunu bir marangozdan emir aldığı ortaya çıkıyor. Bunu nasıl okumak gerekiyor? Adil Öksüz gibi birisinin genel kurmaydaki generallere emir veren konuma yükselmesini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu biraz önce yani bu bölümün başında da söylediğim gibi şimdi 40 yıllık, 50 yıllık bir organizasyon ve bütün sosyolojik fotoğraf çekilerek üzerine inşa edilmiş bir organizasyondan bahsediyoruz. Siz şimdi bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, bir başka Türk Silahlı Kuvvetleri personeline talimat verirseniz bu örgüt şamasında bununla ilgili bakın yani hakkını vermek lazım. Emniyet ve istihbarat birimleri çok titiz ve şey özenli bir şekilde çalıştılar. Ve olayın analizinde şu çok net ortaya çıkıyor. Bu örgütün örgütlenme biçimi ters örgütlenme biçimi, siz Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bir adama, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bir örgüt mensubuna, yine Türk Silahlı Kuvvetlerindeki biri tarafından talimatlandırma oluşturduğunuz zaman objektiflik ortadan kalkıyor. Çünkü orada başka bir emir komuta zinciri var. Yani Pensilvanya'dan gelen ya da o biliyorsunuz onların coğrafi imamları da var. Böyle bu şekilde geliyor imamlar üzerinden talimatlar ve en alttaki adaba göre en alttan tekrar yukarı doğru çıkıyor talimat. O marangozdan gelen marangozdan gelen talimatı sorgulamadan uyguluyor. Problem burada aslında marangozun talimat vermesi değil. Marangozdan gelen talimatı sorgulamadan uygulama noktasındaki adanmışlığı burada sorgulamamız gerekiyor. Peki artık temizlendiler mi sizce? Yok. Nasıl yani? Yok, hala Fethullahçı var mı sizce devlet içinde? <laughs> Vallahi ben bu iddialı bir şey olabilir ama şimdi benim kafamda bir deli soru var. Deli soru var. Bir deli soru var mesela. Şimdi 17-25 Aralık'tan sonra iki tane internet e, YouTube kanalında toplam 10-11 tane telefon görüşmesi yayınlandı. Evet. 11 tane telefon görüşmesi. Ya 2003-2004'ten beri yargıyı, emniyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, değişik kademeleri terditli olarak ve siyasete girmedeki icazet bakamı olarak bu örgütü Türkiye'de ana aktör, başrol olarak görüyoruz, biliyoruz bu yapıyı. Bu yapı bu kadar zamandır elinde topu topu 11 tane ses kaydı var. Biraz önce Cengiz Bey'in atıfta bulunduğu Flash bellekler var. Hard diskler var. İşmüsül bir, bir var, oğlu var. Hatırlayın. Bu çiftlik bank'ta bir adam? O tosun bank. Evet. Bir hard diske çıktı. Kripto parayı alıp yükleyip götürdü. Artık bilgi bu da sığıyor. Ama o günden bugüne kadar toplam 11-12 tane ses kaydı dışında hiçbir veriyi bu örgüt paylaşmadı. Daha fazlası var mıdır elinde? E şimdi ben şunu söylüyorum. 2003-2004'ten beri emniyet, yargı, istihbarat, terör, organize, mali şube, hatta 15 Temmuz'dan sonra gördük Milli İstihbarat, Türk Sağlıklı Kuvvetleri, jandarma, yargı, ya bir sürü birimde bunlar fikir, amaç ve eylem birliği içinde çalışan bir örgüt. Tek noktadan talimatı alıp adanmışçasına sorgulamadan o talimatı yerine getiren bir örgüt. Ya bunların elinde önlerine gelen veriden olaydan Hiçbir şey yok. Deniyor ki arşivleriyle birlikte yurt dışına kaçtılar. Bir tamam. Türlüler. Şimdi bunlarla ilgili bu kadar hamle yapılıyor. Tamam. FETÖ ile mücadele ediyor. Tırnak içinde söylüyorum. Tamam. ya bunlar elindeki verilerle acaba Türkiye'de bir takım siyasileri, bir takım bürokrasiyi, bütün sektörler için söylüyorum. Bunlar ellerindeki verilerle Bizim Sayın Aytun Çıray'ın e, tanımıdır. Esir bürokrasi diye. Hı. Hmm. Acaba ellerindeki verilerle yani bir FETÖ'cü şu an aktif halde değildir. Ama FETÖ tarafından e, kişisel verileri elinde bulunan kişi kullanışlı hale gelmiştir. Gelmiş midir? Bak böyle bir iddiam yok. Evet. Ama sadece merak ediyorum. 2003-2004'ten beri bütün bu başlarını tutmuş bu örgüt elemanlarının topu topu 11 tane ses kaydıyla 11 tane ses kaydıyla yetireceklerini yani bu örgütü çok iyi tanıyan bir hukukçu olarak ben hiç sanmıyorum. E, düne kadar sizin de yazılarınıza konu oldu. Birçok manşetle de okuduk. E bugün halk şey e, Bankasya'ya gidip hesap açtıran ya da oradan düşük faizi diye kredi kullanan bakın diğer kriterlerin hiçbirini tutmayan evet. İnsanlar ihraç edildi, haklarında işlem yapıldı. Bank Asya'da 10 yıl genel müdür yardımcılığı yapılmış adam. Ali Fuat Kesenli evet, oldu. SPK'nın başına getirildi. Daha bir ay öncesine kadar bir oradaydı. Bir öncesine kadar oradaydı. Ki SPK şu anki içinde Borsa. bulunduğumuz ikinci, şey bu içinde bulunduğumuz 3 yıllık süreçteki ekonomik krizde en kritik alanlardan biriydi SPK. Evet. Yani açılacak şirketler, e söyleyeyim borsa, bütün her şeyin başını söylüyorum. <laughs> Şimdi bu ne periz bu ne la turşusu. FETÖcü müdür değil midir bilmem. Ben kimseyi doğrudan FETÖcü diye iddia edecek ya da itham edecek bir makam ve kariyerde değilim. Ben yargıç değilim. Tamam. İstihbarat birimi değilim. Dolayısıyla kimseye bir şekilde itham etmem. Ama ben bu ikircikli yapıdan bu ikircikli bu ikircikli yapıdan bir yurttaş olarak, bir vatandaş olarak baktım. İyi Parti'yi kurduğumuz günden beri, iyi partiyi kurduğumuz günden beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğinin bu ülkede onurlu şekilde yaşamak için yeterli argüman olduğunu vurgulayan bir genel başkanla birlikte siyaset yapmaya çalışıyoruz. Sayın Meral Akşener'le birlikte. Ve mevcut iktidarın, iktidara bağlı iletişim ağlarının dört buçuk yıldır bu FETÖ saçmalıklarıyla önceleri cevap verme durumunda kaldık. Cevap verme durumunda kaldık. Olağanüstü hat şartlarında kurulmuş bir parti olduğumuz için. Cevap verdik önce. Sonra bir baktık ki hakikaten sabrımızı ve e, aklımızı zorluyorlar. Ve kendileri de şu an biraz önce de ilk yarıda söylediğim gibi bunu bir havuz haline getirdiler. Elverişli bir havuz haline kullanıyorlar. Bir korku imparatorluğu oluşturdular. Dolayısıyla bu mücadelenin meşruluğuna, meşruiyetine gölge düşüren bizzat bu mücadeleyi bu mücadeleyi akamete uğratanların kendileri. Bu mücadeleyi yapmaya sizin ve benim yetkimiz yok. Biz bireysel olarak duruşumuzu sergileriz. Ama biraz önce de e, ifade ettiğim üzere e, bu sistem örgütlenme yapısı itibariyle e, ideolojik formasyonu itibariyle ve kararlılığı itibariyle bir örgüttür. Başından beri örgüttü. Yani sizler çığlık çığlığa anlatırken, bizler bunları arz ederken, bildirirken, ilgili makamlara sunarken de bu örgüttü. Dolayısıyla bunun örgütle ilgili bir minat da oluşmaz. Bu minada oluşması da kendi siyasi ayaklarının güvenli alana çekmek adına. Sayın Arıncı da biraz önce söylediği gibi. Sayın Arıncı da orada 17-25 Aralık miladından Evet. Kurtulmak adına kendisi yeni bir minat için zorluyor. Hı -hı. 15 Temmuz minat olsun diyor. Ne yapacağız 17-25 Aralık'ta diyor. Ben 17-25 Aralık'tan sonra devam ettim diyor. O zaman 15 Temmuz olsun diyor. Demek ki onunla <laughs> dileği gerçek olmuş. Öyle bakmak lazım. Ramzi Pamuk Ateşli, siz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliği de yapmış Hı -hı. bir hukukçusunuz. Türkiye seçime giderken İktidar ee, iktidar partisi ve iktidar partisinin medya yayın organları da Cumhuriyet Halk Partisini FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışıp bir şekilde kriminalize etmeye çalışıyor. Birbirle bağlantılı bir soru soracağım. Bir e, hayatınızın büyük bir bölümü duruşma salonlarında geçtiği için soracağım. FETÖ'le mücadele edildiğini düşünüyor musunuz yargısal anlamda? İkincisi CHP'nin neden bir şekilde FETÖ ile yan yana getirmeye çalışıyor iktidar. Hedef saptırma başka bir açıklaması olamaz. Çünkü bu hedefi saptırmadıklarında sorumlu koltuğuna, hesap verecek olan koltuğuna kendilerinin oturacağını biliyorlar. Bu nedenle Türkiye'de son zamanlarda yaşanan bütün olayları FETÖ'ye bağlamaya çalışıyorlar. Gezi olaylarını da FETÖ'ye bağlamaya çalıştılar. Evet. Ya da izah edemedikleri birçok konuyu FETÖ, dış güçler, teröristler gibi etiketi yapıştırarak ve hatta Türkiye yargısının da ne yazıktır ki, Kemurat izi kalsın siyasetine alet olmasıyla beraber çok karamsar bir sürecin içindeyiz. Ama FETÖ konusuyla mücadele etme e, durumu iktidarın yapabileceği bir şey değil. Programın başında söyledim ya. Onlar FETÖ ile mücadele edemezler. Onlar FETÖ ile mücadele etmek istemezler. Çünkü kaldırdıkları taşın altından kendileriyle bağlantılı bazı olay örgüsünün çıkabileceğini düşündüklerinden bu konuda bir irade, somut bir irade gösteremediklerini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Adil Öksüz konusunu konuşuyoruz. Evet. Adil Öksüz konusu öyle bir kara kutu ki, öyle bir bilinmez ki. Yani <laughs> siz diyorsunuz ki darbenin başındaki önemli isimlerden biri. Yani kamuoyunda böyle konuşuluyor, böyle lanse ediliyor. Peki serbest bırakan hakim Adil Öksüz'ün Akıncı Hüsnü'nün civarında tarla bakmaya gittim savunmasına kanarak mı onu serbest bıraktı? Bunu sorgulamak zorundayız. Ya da onu serbest bırakan hakimler neden 2018'e kadar bekletildi ihraç edilmeleri? Yani Hı -hı. çünkü bu adam 2016'da yakalandı. Evet. 2 yıl boyunca neyi beklediniz?